Herkese merhabalar. Bugün büyük bir pilates topuyla egzersiz yapacağız. Bu 55 santimlik bir top. Sizde belki daha büyüğü vardır. İkisini de kullanabilirsiniz. Yine başka bir ekipman kullanmayacağız. Yavaş yavaş ekipman kullanımlarını arttıracağız. Öncelikle genelde evimizde olacak bunlardan, yani tozlu köşelerde kalmış ben pilates yapacağım, egzersiz yapacağım diye alınır ama yapılmaz. İşte bu yüzden size tüm vücudu çalıştıran, çok etkili, özellikle karın bölgesini çalıştıran ve kalça bölgesini çalıştıran, niye ama bana dediğim böyle gibi yaptın? Karıma ihtiyacım mı var? yok yok, ondan değil, genel olarak söylüyorum. Tüm vücudu çalıştıran egzersizler yapacağız. Bu topla ya da ileride kullanacağımız ekipmanlarla müthiş bir vücudunuz olacak. Hadi başlayalım. Hazır mıyız? Peki, o zaman bu tarafa doğru dönük oturalım. Bacaklarımızı açalım. Top bacakların tam arasında kalsın. Biraz daha geri gidelim. Güzel. Biraz bacaklarımızı kapatalım. Metin dışına çıkmasın. Önce biraz esneyeceğiz, omurgayı ısıtacağız ve hareketlendireceğiz. Ellerini topun üzerine koyuyorsun ve dimdik duruyorsun. Gayet güzel. Başının tepesinden yukarı asılmışçasına omurgayı uzatman lazım. Tamam mı? Ellerinizin yerini değiştirmeyin. Burnunuzdan nefes alın. Ağzınızdan nefes verirken iyice ileri doğru uzat ve başını topa doğru götür. Ellerinin yerini değiştirme. Sonra yavaş yavaş geri gel. Hayali bir duvara yaslandığınızı düşünün. Ve nefes verirken tekrar ileri. Düşünün, çünkü o duvara geldiğinizde omurganız dikleşecek ve dimdik olacaksınız. Al nefes, yavaş. Nefes verirken ileri. Size tavsiyelerimden bir tanesi de, bu bir esneme egzersizi olduğu için nefesinizi çok aktif kullanmayın. Rahatlamak için nefes kullanın. Tekrar yavaş yavaş geri. Gayet güzel. İleri doğru git. Süper. Kürek kemiklerini de ileri kaydırabilirsin. Sonra kürek kemiklerini geri koyup dikleşebilirsin ve dimdik oturabilirsin. Tekrar ileri doğru git. Ve tekrar geri doğru gel. Al nefes. Verirken git. İyice ileri esne. Süper. Burada dur. Başını biraz düşür. Şimdi kürek kemiklerini geri götür. Ve kürek kemiklerini ileri getir. Başını oynatma, sırtını oynatma. Kürek kemiklerini. Harika. Bu farkındalığı kazanacağınızı biliyorum. Deneyerek yapacaksınız bunu. Omurga, baş, boyun sabitken sırtın arka altında ve omuzların altında bulunan kürek kemiklerini hareket ettireceksiniz. Devam. Ve bir tane daha. Güzel ve yavaşça gel ve dikleş ve dinlen. Güzel. Topu alıyorum. Hemen sırt üstü yatıyoruz. Aşağı doğru kaydık. Ve ayaklarını topun üzerine koyuyorsun. Tam üzerine. Gayet güzel. Biraz daha öne. Kalça ve arka bacak kaslarını çalıştıracağız. Ellerin yerden uzasın ve kalkarken yavaşça yeri itmelisin. Nefes al ve verirken kalçayı yukarı kaldır. Süper. Ve tekrar aşağı in. Al nefes. Nefes verirken tekrar yukarı çık. Süper. Top stabil olmadığı için çok fazla hareket edecek. Dolayısıyla elleriniz çok önemli, el desteği. Ellerin mutlaka yerde ve topu ileri götürme. Kalçayı biraz daha yukarı çıkarman lazım. Gayet güzel ve al. Şunu bilin, sizin burası tamamdır dediğiniz yerden aslında kalçanın biraz daha yukarı çıkması gerekiyor. Devam. Al nefes. Verirken kalçayı yukarı çıkar. Süper. İki tane daha. Hem vücudunuzdaki bazı dengesizlikleri göreceksiniz. Çünkü bir tarafa doğru daha fazla kayabilirsiniz. Süper. Top kaydığı zaman bunu anlayabilirsiniz. Kalça ve bacaklarınız. Burada dur. Gayet güzel. Kalçayı biraz yukarı al. Topu ileri götür, nefes al ve çek. Altı tane. Al nefes. Duyacağım. Komşular duysun nefesini. Yavaş. Devam et. İki tane daha. Bir tane daha ve son kez. Burada dur ve yavaşça kalçayı aşağı indir. Süper. Tekrar buradayız. Tekrar yeri ayarladık. Isındı mı? Isındı. O zaman pişirelim biraz. Kalçayı tekrar yukarı kaldır. Süper. Ellerini yere bastırdığını görebilir miyim? Karnının aktif olduğunu. Hadi topu ileri götür. Ve çek. Süper. Sadece altı. Kontrollü olmalısın. Sadece topu götürüp getirmeye odaklanma. O çok basit. Ama kalçayı sabit tutman daha zor. Devam. Hiç dokunmuyorum. Bir tane daha. Burada dur ve yavaşça aşağı in. İşte bu. İyi miyiz? Yani. Bu arada siz bu tarafa dönüp topu duvara dokundurup böyle çalışıp ilerleyen zamanlarda serbest çalışabilirsiniz. Tamam mı? Tekrar buradayız. Güzel. Hadi kalçayı yukarı kaldır. Burada bekle.
Nefes alıp nefes ver. Nefes alıp nefes ver. Bence yapabilirsin. Sağ bacağını tabletop'a al hafifçe ve yerine koy. Yerine koy, bekle. Emin ol. Sabitle. Şimdi diğer bacak. Süper ve yerine koy. Harika. Devam et. Devam et. Biraz devam zor et. Hocam, E tabii ki zor. Devam et. Sadece 4 tane yürüyüş. Ve koy ve yavaşça aşağı in. Aşağı in. Süper. E sen pilates eğitmeni değilsin. değilim. E süper. Sonuçta bu da bir başarı. 4 tane yürüdük. Tekrar kalçayı yukarı kaldır. Güzel. Ellerin önemliydi. Ellerini biraz genişletir misin? Temas yüzeyi artar ve genişlerse daha dengeli olursun. Topu biraz kendine çek, çok uzakta. Şimdi biraz daha ayaklarını ileri koy topun üstüne. Hadi. Evet. Topu biraz daha çek. Burada kal. Kalçayı yukarı al. Tamam. Başlayabiliriz artık. Sağ bacağını tabletop al. 4 yürüyüş. Ama kendinden emin ve dengeli. 2. Devam et. 3. Ve bir tane daha. Yavaşça aşağı in. Süper. İyi miyiz? Yani sanırım. Peki bacakların tabletop'ta. Ellerinle topu tutuyorsun. Güzel. Kenarlarından tut. Güzel tut. İyi miyiz? Dizlerini ayaklarını yapıştırdık. Güzel. Abdominal bükülme ya da diğer adıyla chest lift. Nefes alıyorsun. Nefes verirken bükül ve topu dizlerin üzerine doğru getir. 1. Yat. Al nefes. Devam et. 2. Pilates'te hareketlerde özgürlük vardır. Dolayısıyla buraya gelecek diye bir şey yok. Dizlerine de yaklaştırabilirsin. Ama mümkün olduğunca kürek kemiklerine kadar kalkmış olun. Daha fazlasını kalkmayın. Gayet güzel. İyi miyiz? Hı hı. İki tane daha. Topu geri götürmeni istemiyorum. Burada kalacak. Hayır. Başın yere değecek. Ve getireceksin. Bir tane daha. Burada dur. Biz ne demiştik? Daha çok karın demiştik değil mi? Topu biraz daha ortalarından tut. Sıkı tut. Avuç içlerin topa değsin. Üst gövdeni bük yukarı. Bük biraz. Burada kal. Topu sıkı tut. Top arkaya, bacaklar karşıya. Nefes al. Nefes verirken 1. 8 tane istiyorum. Yatma yasak. Sırtını yere götürme yasak. Burası aktif. 3. Uzattığın ayak parmaklarına bak. 4. Al nefes. 5. Artık topun ağırlığı da kollarda, ellerde. Dolayısıyla biraz daha zor. Double leg stretch hareketi. Ve bir tane daha. Güzel ve son kez. Burada dur. Karnını sıkı tut. Bacaklarını tavana uzat. Süper. Topu yakın tut. Süper. Top kulak hizasına, bacaklar düz aşağı. Bu kadar. Nefes verirken çek. Verirken getirmeni tavsiye ederim. Devam et. 4 tane daha. 3 tane daha, bırakma burayı. 2 tane daha. 1 tane daha. Yat. Ayaklarını koy. Top burada kalsın. Ayaklarını koy. İyi miyiz? Gayet güzel. Bacaklarını tek tek tabletop al. Süper. Burada dur. Topu getir ve dizlerine değdir. Burada kalsın. İki ayak parmak ucu gitsin yere nefes alırken. Dokunsun, nefes verirken tekrar topa dokunsun. 1. Al nefes. Devam et. 2. Süper. Al nefes. Top oynatma. Top buradaydı. 3. Al nefes. 4. Tempoyu bir düşüreceğim, bir çıkaracağım. Güzel. 2 tane daha. Süper. Ve bir tane daha. Burada kal. Yanları, yani oblikleri çalıştıralım. Şimdi nefes verirken topu sol bacağının yanına doğru, yani bana doğru getir. Yat ve sağ tarafa. Devam et, kalk. Gayet güzel, acele etme. Dizlerinizin üzerinde birer kahve olduğunu düşünün. Kahveleri çalkalamayın, kahveleri sarsmayın, devirmeyin. Devam. 4 tane daha. Sağ taraf, nefes ver. 3 tane daha, acele etme. Başın mutlaka yere değmeli. 2 tane daha. Bir tane daha ve son kez. Güzel ve dinlen. Şimdi sağ tarafa dönerken sol bacağını karşıya uzatacaksın. Hadi bakalım. Bunu uzatacağız. Süper. Ortaya gelip yatacaksın. Şimdi diğer taraf. Harika. Çok dönmeye çalışma. Süper, devam et. Kalkıp döneceksin. Kolların düz olacak. Gayet güzel. Sağ. Olsun, olsun, üst gövde yukarıdaydı. Evet, devam et, değiştir. Yat ve kalk. 2 tane. Yat ve kalk. Başınız mutlaka mete, yere değmeli. Ve son kez. Güzel, yat ve dinlen. Süpersin. İyi miyiz? Hı hı. Topu bana verebilirsin. Gayet güzel. Ve kalkıyoruz. Karnın çalıştı mı? Evet. Ayağa kalkalım. Ve topun üzerine oturalım. Hadi artık daha etkili, güzel, daha efektif karın çalışacağız. Yüzün bu tarafa dönük. Süper.
Tabii ki yalın ayak olmalıyız. Çünkü mesela bu tarz bir harekette ayaklarımızın kayma ihtimali var. Güzel bir met kullanıyoruz. Ama yine de yalın ayak tercih edilir pilateste de. İyi miyiz? İyiyiz. Kollarımızı karşıya uzatalım. Biraz daha geri gelelim. Tam topun üzerine oturacağız. Ayakları biraz daha öne getirelim. Geri getirelim. Geri. Burada dur. Nefes alıyorsun. Nefes verirken ayaklarınla küçük adımlarla yürüyorsun ve kalçanı da döndürüyorsun. Bir taraftan belin topun üzerine geliyor. Yuvarlamaya başla artık. Başla yuvarlamaya. Devam et. Hadi belini artık topa doğru götür. Götür. Burada kal. Nefes al, verirken geri yürü ve son lafta dik oturacaksın. Süper. Dik oturacaksın. Gayet güzel. Dimdik otur. Ellerini başının arkasına al. Artık devam etsin hareket. Yavaş yavaş yuvarla, artık daha akıcı ol. Çok bekleme. Omurgayı yuvarla, beli yuvarla artık. Süper. Tekrar al nefes. Verirken geri git. El kullanmayacaksın. Karnını sıkı tut ve bacaklarınla it geri. Hadi bir tane daha. Al nefes. Yavaş. Eğer burada yürüyorsan artık belini de döndürmüş olmalısın. Burada kal. Sırtını geri bırak. Dur. Nefes al. Verirken üst gövdeyi hafifçe yukarı kaldır. Bir. Devam et. İki. Gayet güzel. Belin üst kısmı bükülsün. O kadar geri yatma. Üç. Nefes verirken devam. Dört. Kalçayı biraz yukarıda tutmaya çalış. Beş. Düşündüğünden daha küçük istiyorum. Altı. Büyük işime yaramıyor. Yedi. Ve bir tane daha. Burada dur. Hadi geri git, tekrar otur. Kullan karnını. İt kendini yukarı. Süper. Burada bekle. Hadi bir set daha. Tekrar bacaklarınla iyi yürü. İleri git. Burada dur. Hafifçe sırtını geri bırak. Nefes al yukarı. Bir. Hiç tabanla işiniz yok. Hep karşıya bakacaksınız. Üç. Nefes ver. Dört. Nefes ver. Beş. Devam. Altı. Devam. Yedi. Bir tane daha. Güzel. Ve yavaşça tekrar bükül. Kalk. Süpersin. Hadi şimdi biraz kalça çalışalım. Süpersin. Hadi şimdi biraz kalça yapalım. Yavaş yavaş tekrar kayıyorsun ve gidiyorsun. Yürü. Ayaklarınla yürü. Git ileri. Arayı tekrar karın alabiliriz ama. Git ileri. Burada dur. Başını yatır arkaya ama başını destekle. Gayet güzel. Başını destekle. Boşlukta kalmasın. Sıkı sıkı tut başını. Nefes al, verirken kalçayı yukarı kaldır. İndir. Topu hareket ettirme. İki. Gayet güzel. Nefes al, kaldır kalçayı. Üç. Gayet güzel. Ve dizlerini ileri it ama top hareket etmesin. Gayet güzel, al nefes. Başını biraz aşağı bırakır mısın? Süper. Ama ellerini onu destekleyecek. Topu oynatma. Üç tane daha. Devam et. İki tane daha. Devam et. Bir tane daha. Devam et ve son kez. Güzel. Ve burada dur. Aşağıda biraz. Şimdi tekrar ayaklarınla geri yürü. Bükül ve kalk otur. Dikkat. Kontrollü. Bükül artık. Kullan karnını. Süper. İyi miyiz? Gayet güzel. Top biraz dışarı çıktı. Demek ki kaydık. Sorun yok. Tekrar öne doğru gel. Gel. Burada dur. Sürpriz hareketler ekliyorum. Çünkü hep alışıyorsunuz aynı şeyleri yapmaya, değil mi? Sen gerçek hayatta sürpriz yapmıyorsun ama dersin. Biraz daha yukarı çık. Güzel. Şimdi topu tut arkadan. Çok yatıyor pozda olmaman lazım. İyi miyiz? İyi. Sonuçta kendinizin en rahat olduğu pozda durmalısınız. Şu an rahat mısın? Hı. Sorun yok. Sağ bacağını dümdüz karşıya uzat, devrilmeden. Bir, koy yerine. Biraz yukarı çıkmanı tavsiye ediyorum. Ayaklarını da geri götür. Topu daha yukarıdan tut. Buradayız. Ama şimdi biraz döndür. Sırtın C olsun. Belini yuvarla. Bekle. Hadi sağ bacak karşıya. Koy. Dikkat. Daha yavaş. Amacın kaldırma değil. Güzel. Devam et. 3. Sadece kendinle yarışıyorsun. 4. Dolayısıyla hareketleri en etkili şekilde yapmaya çalış. Yavaş koy yere. 3 tane daha. 2 tane daha. Alıştın. 1 tane daha. Bunları aktif kullan ve dur. Karşıya bak. Sağ bacağını kaldır ve onu düz halde 6 kere yukarı aşağı. 1, 2, 3, 4, 5. Dizini bük, yerine koy. Diğerini uzat. Hadi yukarı. 1. Karnını içeride tut ve aktif tut. 3. Bu kasını da aktif tut. 2 tane. 1 tane. Dizini bük.
Kollarını karşıya uzat ve yavaş yavaş kalk, dik otur tekrar. Ayaklarını çek, ayaklarını çek. İyi miyiz? Süper. Ellerini bırak ve dinlen. Harika. Ve dizlerimizin üzerindeyiz. Topun üzerine yavaşça yat. Yüzüstü. İleri doğru ellerinle metten yürü. Tahtirevalli gibi olacağız. Yani top tam merkezde ve bacaklarını da yukarı kaldır. Ellerini biraz genişletebilirsin ve ellerini öne al. Gayet güzel. Yok, omuzlarını geçmeyecek eller. Biraz daha aşağı. Burada bekle. En önemli şeylerden biri sabit durabilmek, karnı aktif tutmak ve gördüğünüz gibi burada ciddi bir kavis var. Bu kavisi yok etmek. Yani göğüs kafesini içeri alacaksınız. İşte bu. Bacak arkaları aktif. Biraz geri gel, biraz geri gel. Ellerini çok hafif geri getir. Hazırız. Tekrar burayı yukarı itmelisin. Tekrar yukarı it. Süper. Burası düz. Dirseklerini bük, aşağı in tahtirevalli gibi. Bacaklarını yukarı kaldır. Kaldır, kaldır, kaldır. Nefes verirken yukarı. Burayı çukurlaştırma. Hadi tekrar al nefes. Nefes verirken yukarı. Süper. Devam et. Belinizde bir rahatsızlık hissediyorsanız hareketi sınırlayın. Devam et. Ve unutmayın, bacaklarınız siz buraya aşağı indiniz diye yukarı kalkmayacaktır. Deneyin. Onlar serbest kalacak. Kalça ve arka bacak kaslarınızı aktif tutarsanız hareket süresince tahtirevalli gibi bu taraf giderse bu taraf yukarı kalkacaktır. İki tane daha. Çukurlaştırma. Çukurlaştırma. Gayet güzel. Ve son kez bir tane daha. Güzel. Ve yavaşça geri gel. Yavaşça geri gel. Yavaşça geri gel. Burada kapan. Ellerini serbest bırak. Öne doğru bir esne. Gayet güzel. İyi miyiz? Hı hı. Tekrar sen ısınmışsın. Terlemişsin biraz. Süper. Tekrar ellerinle yavaş yavaş geri git. Kurtar kendini. Tekrar başlangıç pozisyonuna git. Güzel 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 güzel. Ve hareketi zirvede bırakacağız dersi. Biraz daha geri git. Biraz daha geri git. Biraz daha geri git. Şimdi tekrar metin üzerinde git. Yüzüstü. Ellerinle iyice ileri gidiyorsun. Git 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 git. Burada dur. En önemli şey şu bel çukurunu kurtar. Hadi burayı yukarı it. Evet. Biraz daha öne gidebilir misin? Süper, burada bekle. Hadi burayı yukarı it. Dikkat. Dizlerini bük, çek. Ve topun üzerine çıksın. Harikasın. 8 istiyorum. Nefes ver. 2. Çok çekmeyin. Kollarınıza değdirmeye çalışmayın. Sadece kalça hizanızın altına gelecek diz. Bu kadar. 4. 4 kaldı. Yeri hep it. 5. Tutuyorum. Çok fazla çekecek gibisin. Çok çekme. 6. Burada sınırladım. Artık yerini biliyorsun. Devam. 7. Ve son kez. 8. Uzat ve burada bekle. Dur. Artık bacakların düz, kalça yukarı. Nefes ver. Çek. 6 tane. Çek. Bacaklar düz. Bacaklarının alçıda olduğunu düşün. Topu bu sefer kollarının arasına doğru çek. 2 tane daha istiyorum, düz bacak. Bunları sıkı tut. Üst bacaklarını ve son kez. Güzel. Ve yavaşça geri gel. Ellerinle de geri yürü, geri yürü, geri yürü. Ayaklarını yere koy ve esne. Başını boynunu düşür. Süper. Hadi bakalım, topu alacağım. Bunu alıyorum. Şimdi kameraya doğru döneceğiz. Dizlerimizin üzerinde böyle duruyoruz. Ben sana tarif edeceğim. Yüzün o tarafa doğru döndü. Biraz oblikleri çalıştıralım. Çünkü tüm vücudu çalıştıracağımızı söylemiştik. Biraz daha geri yana git, yana git, yana git, yana git. Süper. Şimdi bunun üzerinde duruyorsun. Gövdeni, dikkat et, sağ dizimi buraya koyuyorum. Ve bu şekilde bunun üzerine bırakacağım. Sol bacağımı da açacağım. Ama yine top dengesiz olduğu için ekstra bir çalışma sağlayacak bize bu stabil olmayan durum. Biz burada yan karın kaslarımızı çalıştıracağız. Dolayısıyla bu anlattığıma göre hizalanın bakalım. Topun üzerine gövdenin yan tarafını bırakıyorsun ve sol bacağını uzatıyorsun. Yere temas yüzeyleri çok önemli. Yani sağ bacağınız ve sol bacağınız çok önemli çünkü kalkamayabilirsiniz ve dengenizi bozabilirsiniz. Dolayısıyla bu ayak arkada, bu ayak biraz önde olsun ki önden ve arkadan dengeleyin kendinizi. Eller başın arkasına. Gayet güzel. Karın aktif olmalı. Küçük kalkışlar. Nefes verirken bükül. İşte bu. Al nefes verirken bükül. Süper. Al nefes verirken bükül. 3. Devam et. 8 tane. 4. Devam. 5. Bravo. Bükül. 6. Çok iyi sabitledin kendini. 7. Ve son kez. 8. Ve uzat kolunu. Uzat iki kolunu da esne. İyice nefes alıp nefes verip tek taraflı nefesle burayı uzatmaya çalışıyoruz. Harikasın ya. Süper. Hadi diğer taraf. Gayet güzel. Bunu aldım.
Biraz sağ alalım sizi hanımefendi. Gayet güzel. Ve şimdi o harika yatışını topun sol tarafına doğru yaparak göster. Süper. Yavaşça. Gayet güzel. Bacağını biraz daha öne al. Önce dengede durabiliyor musun? Hı-hı. Dolayısıyla arkadaki ayağın biraz arkada, öndeki de ekstra öne getirdik. Hadi nefes verirken yukarı. 1, 8 tane. Çok güzel. Devam. 3. Süper. 4. Nefes ver. 5. Nefes ver. 6. Nefes ver. 7 ve bir tane daha. 8. Uzat kolunu. Uzat kolunu. Alttaki elinle üstteki el bileğinden yakalarsan ve çekersen tam tersi alttaki ile üsttekini evet daha fazla uzama hissini artırırsın. Ve şimdi yan karın kaslarını çalıştırdık. Amacımız onları esnetmek olacak. Genelde bağdaş kurmak en basit pozdur ama bazen bağdaş kuramayan kişiler de olabilir. Ama dediğim gibi genelde bu rahat bir pozdur. Bacaklarını karşıya uzat. Burada da bacakların arkasında bulunan kaslar kısa olanlar rahat dik oturamazlar. Dolayısıyla biz genele uyalım ve bacaklarımızı bağdaş kurarak oturalım. Gayet güzel. Bağdaş kuralım. Süper. Ve şimdi dik oturalım. Gördüğünüz gibi dik oturabiliyoruz. Sol elimizi topun üzerine koyduk. Sağ kolumuzu yana açtık. Dimdik duruyoruz. Gayet güzel. Biraz yukarı. Biraz yukarı. Güzel, güzel, güzel dik durduk. Hadi nefes alırken bu tarafa doğru git. Nefes verirken gel. Süper. Tekrar al nefes git. Ve nefes verirken gel. Yine kendi kendinizi kontrol edin. Kendinizin eğitmeni olun. Al nefes. Ve ver. Biraz detay veriyorum. Biraz buradan tutmalısın. Hadi git ve kalçanı kaldırma. Özellikle sol tarafa gidiyorsanız bu tarafa kalçanızın sağ tarafı kalkmak isteyecektir. Bunu ayırmayın. Ve amacınız sonuna kadar yatma değil. Güzel bir C oluşturmak. Az giderek güzel bir C oluşturmak. Yani amacınız bu değil. Amacınız bunun yarı mesafesini gidip omurgayı C şekline getirmek. Süpersin. Şimdi topu biraz buraya getirdim. Ve tekrar gittin. Side stretch ile döndün ve topu da diğer tarafından tuttun. Ve ileri götürüyorsun. Nefes al. Verirken geri getir. 4 tane. Al nefes git. Ve geri gel. Şimdi direkt sol tarafa değil, çapraza doğru gidiyorsun. Ve son kez. Güzel. Ve yavaşça geri gel. Harikasın. Topu aldım. Şimdi sola kayalım. Biraz daha kay. Biraz daha kay. Biraz daha kay. Süper. Sağ elini buraya koydun. Güzel. Tam tepesinden tutun. Ne çok yakın ne çok uzak. Burada duruyoruz. Dimdik duruyoruz. Hadi nefes alırken neydi? Yatmıyorduk C şekli. Nefes verirken gel. Küpeleriniz omuzlarınıza yaklaşmayacak giderken bile. Yani bir boyunluk taktığınızı düşünün. Boyunlukla uzayın. Al nefes. Ve ver. Parmaklarınız bile, el parmaklarınız bile uzadığınız yeri göstermeli. Oraya uzayacaksın. Oraya aşağı değil. Ve yavaşça geri gel. 2 tane daha. Al nefes git. Bu tarafı doldur. Çünkü burayı esnetmeliyiz. Süper. Kalçanın solunu kaldırmadan bir tane daha git 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 ve geri gel. Süpersin. Topu biraz metin ucuna aldık. Sağ elimiz topun sağında. Hadi tekrar bir side stretch. Sonra dön buradan tut. Biraz daha geniş. Hadi top artık çapraza doğru. Al nefes verirken geri getir. Süper. Al nefes verirken geri getir. 2 tane daha. Al nefes geri getir ve son kez git ve geri getir. Harikasın. Ve en sevdiğin stretch. Harika mıyım? Evet. Bu tarafa doğru döndük. Ve ayaklarımızı mete koyacağız, oturacağız. Yüzümüz bu tarafa dönük olacak. Arkaya doğru esneyeceğiz. Günümüzde biliyorsunuz cep telefonu kullanıyoruz, tablet kullanıyoruz. Öne doğru kamburlaştık. Buralarımızda, omuzlarımızda ve trapez kaslarımızda aşırı stres var. Aynı zamanda ön taraflarımız kısaldı. Yani göğüs kaslarımız, karın kaslarımız kısaldı. Onları esnetmemiz gerekiyor. Dolayısıyla onlar için çok iyi bir harekettir. Topla da çok iyi yapılır. Biraz öne. Süper. Ayaklarınızın kaymaması gerekiyor. Kolları karşıya uzattık. Yavaşça geri git ve bir taraftan kalçanı kaldır. Bir taraftan başını topa doğru bırak ve bir taraftan kollarını uzat arkaya. Nefes al. Nefes verirken geri gel. Tekrar karşıyı gör. Kalçan aşağı yaklaşsın. Yere değmek zorunda değil.
Gel 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 gel. Burada dur. Tekrar nefes alırken git. Herkesin, biz ekstansiyon diyoruz, omurga ekstansiyonu. Bu arkaya uzama miktarı farklıdır. Güzel. Dolayısıyla zamanla bunu geliştireceksiniz. Mutlaka çalışın. Sadece 5 derste ne kadar fark yarattığınızı göreceksiniz. Tekrar arkaya. Harika. Ve tekrar geri gel. Süper. Bacaklarınız geri gittiğinizde düzelmeli mi? Yine kişiye göre değişir. Hiç sorun yok. Nasıl rahat ediyorsanız, hareketi nasıl iyi hissediyorsanız öyle. Ve git. Kollarını iyice götür, orada kal. Orada kal. Süpersin, bacaklarını da düzelttin. Kaburgalarını iki yana açmaya çalış. Nefes verirken kapat. Al burnundan nefes, genişlet ve kapat. İki tane daha. Al ve kapat. Genişlet ve kapat. Açılır bir kapı gibi, otomatik açılır gibi açıldı ve kapat. Al nefes ve kapat. Kaburgalarınızın arasındaki kasları da çalıştırıyoruz. Solunumda devreye giren kasları. Bir tane daha ve son kez. Şimdi yavaşça kalçanı indir, başını kaldır, otur. Harikasın. Ve bir dersin daha sonuna geldik. Nasıldı? Çok iyi. Ne kadar iyi? Şimdi eşimsin diye söylemen lazım. Eşimsin diye şey yapma. Hani ya yapma bence. Nasıldı? Çok iyi. İyi hissettin mi? Ya keşke önceden yatırsaydın. İşte zaman bulamıyoruz ki. Terzi kendi söküğünü dikemiyor maalesef. Biliyor musun bu atasözünü? Kendi kendine. Yani terziler böyle kendi söküklerini dikemiyorlar. Yani kendi işini yapamıyor. O kadar başkasının işiyle uğraşıyor ki kendi işini yapamıyor gibi bir anlamı var. Biz ama şimdi Türklerde. İnşallah kendi işini yapar ileride. Yapmam lazım artık, evdeyiz tabii. Söylemek istediğim bir şey var mı? Evde kalın. Evde kalın. Ve kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.